Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Şu an çok önemli bir konuğumuzla buluşmak üzereyiz. Arkadaşlar büyük bir sürpriz diyebiliriz. Heyecanlıyız. Gidelim. Heyecanlıyız. Bakalım nasıl buluşacağız. Evet. Eşim abi. Tamam. Ya seni arıyor 5 gün diyorlar. Hadi ya. Şey, rahatsız etme modunu attık da. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Gören arkadaş nerede? O şu anda bizi çekiyor. Merhaba. Aynen, buluşmayı bir çekelim dedik. Aynen. Recep, görmeyeli nasılsın? İyi misin? İyi ya, çok şükür işte. Görmeyeli vallahi. Uzun zaman oldu. Evet arkadaşlar, dünyaca ünlü görme engelli ressam Eşref Arman'la buluştuk. Birçok kişi biliyor ama belki siz tanımıyorsunuzdur. Gerçekten insan aklının almadığı bir noktadayız. Çünkü görme engelliden ressam olur mu? Evet, oluyormuş. Biz de çok şaşırdık ilk duyduğumuzda, değil mi Aşe? Evet, ben zaten 200 bin videosunda demiştim kimi konuk etmek istersiniz diye soru gelmişti. Eşref Armağan demiştim ve şu an aslında hayalimiz gerçek oldu arkadaşlar. Eşref abi, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Ben de sizlerle tanıştığım için çok mutluyum. Tekrar merhaba sizlere. Beni tercih ettiniz, değer verdiniz. Ben de tabii ki sizlere seve seve güzel bir röportaj yapmayı kabullendim. Çok teşekkür ne ederiz. Ne kadar güzel. Sen bizi tercih ettin abi, teşekkür ederim. Şimdi görme engelliler hayal edemez, rüya göremez. Yani anadan doğma görmeyen olanlar için söylüyorum. Hayal gücü olmaz. Yani sadece diğer duygularını kullanır. Yani duyma, koklama, dokunma, bunun yanında bir sürü hissettiğimiz şeyler vardır. Biz onları kullanırız ama bunları kullandığımız şeyleri beş duyusu sağlam olup gören insanlar bunlardan haberi yoktur. Yani bunları görme engelliler bilir ve görme engellilerin yaptığı bir şeyi de şaşırırlar. Aa, ya bu bunu nasıl bildi? Aa, beni nasıl tanıdı? Aa, işte ya yemeği şöyle nasıl yaparken yedi? Nasıl bildi? Bilmem ne, bilmem ne. Halbuki görme engellilerin duygu kullanması farklı. Yani bazı duygularını kullanmalar farklı. Gören insan gibi değil. Biz dışarıya çıktığımız zaman havaya göre, ayağımızın bastığı yere, sese, kokuya, her şeye göre kendimizi ayarlarız, ne tarafa gitmemiz gerekir. Bir de bu baston olunca takip olarak kaldırım takibi falan da olduğu zaman, hele ki bildiğin bir yer olduğu zaman görmezler için bir fark, bir şey yoktur görenden. Yani bir tek karşısındaki anından önüne gelen bir şeyi bilemez. Evet abi, şimdi bunlar bize evet. Şimdi diğer izleyen insanlara biraz zor geliyor ama bizim kanaldan da çevreden de gördüler, artık anlamlı hale geldi bu anlattıkların. Tabii. Ama bizim için de anlamlı olmayan bir şey var. Görme engelli biri resmi nasıl yapar? Şimdi zaten bu konuya girmeden önce kendini kısaca bir tanıtır mısın? Anadan doğma mı görme engellisin mesela? Şimdi ben Eşref Armağan 1953 yılında İstanbul'da dünyaya, ben İstanbulluyum. Evet. İstanbul'da dünyaya geldim. Görme engelli olarak, yani ana rahminden göz oluşmamış bir şekilde dünyaya geldim. Ve öyle bir şey ki geriye dönüş olmuyor. Çünkü göz olmadığı zaman tamir edilme şansı yok. Yani düzelme şansı yok. Onun için ben bu şekilde dünyaya geldim ve bu şekilde öleceğim. Ama bir insan, yani şu anda senin gözün oluşmamış. Yani hiç zaman oluşmadı. Sol gözüm hiç göz diye bir şey yok. Sağ gözüm göze benzer bir şey var. Ama o işe yarayan bir şey değil. Evet. Anladık. Şimdi bir görmez eğer kendini kabullenirse, evet, yani ben buyum. Bu birinci şart. İkincisi,
bir şeyi istemesi lazım. Ben bunu yapacağım. Ve daha da önemlisi, beynini, yani Rabbimiz hepimize beyin vermiş. Evet. Bunu boşa vermedi. Beynimizi iyi kullanırsak engellilerin %99 ortadan kaldırabiliriz. Yani %100'ünü bilemiyorum. Ama 99'unu kaldırabiliriz. Şimdi ben bu şekilde öleceğim ya. Ya ben bu dünyada yaşayacağım. Çevremi, dünyamı, Rabbimizin verdiği güzel görüntüleri, güzellikleri ben neden görmeden öleyim? 6 yaşında kafama takmaya başladı ama 4 yaşında ben görmediğimi öğrendim. 4 yaşında babam bana neden bu fark var? Niye bana sobayı söylüyorsun? Niye bana burada lamba var diyorsun? Niye buna dikkat et, şuna çarpma diyorsun da anneme niye söylemiyorsun? Ya da dışarıda insanlar birbirine niye söylemiyor? Niye bana söylüyorsunuz? Bunun sebebini öğrendim. Babam dedi ki, yavrum sen baktığın şeyi görmediğin için biz sana uyarı vermek zorunda kalıyoruz. Bunu 4 yaşında öğrendim. Bayağı erken olmuş aslında. 4 yaşında öğrendim. Ve ben bu şekilde öleceğim. Bunun dönüşü yok. Dünyayı tanımayı karar verdim kendi kendime. Ben dünyamı tanıyacağım. Ama bir görmez dünyasını nasıl tanıyabilir? Dokunarak, evet, daha çok. İsteyerek, dokunarak. Bir şeyi eğer iki avucunuzun içine tümünü almıyorsanız o şeyin ne olduğunu, şeklini, bir şeyini anlamazsınız. Siz de o durumdasınız, biliyorsunuz. Evet. Büyük bir şeyi bir tarafa dokunursunuz, öbür tarafı göremezsiniz. Unutmaz. Dokunduğunuz yeri görürsünüz. Şimdi ben avucuma, iki avucuma sığan şeylerden başladım. Gören insanları nasıl bıktırdım biliyor musun? Bu nasıl durur? Bak, birinci, bu nasıl durur bilmiyorum. Bunun ismi nedir? Onu da ezberlemek zorundayım. Bu hangi renktedir? Ezberlemek zorundayım. Üzerindeki detayları ezberlemek zorundayım. Bu ne işe yarar? Ne işlev yapar? Ve altı yönden nasıl görünür? Bu altı yönden nasıl görünür konusunu sonra çalışmaya başladım. Önce küçük maketlerden, ya bir uçağı, sen uçağı nasıl kavrarsın? Ya bir treni nasıl kavrarsın? Bir vapuru nasıl kavrarsın? Onları küçük maketlerden sorarak ezberlemeye başladım. Mesela herhangi bir oyuncakçıda. Araya giriyorum abi. Bunu ezberleme amacın neydi? Hani orada artık ben fotoğrafı... Kaç yaşında başladın bunu yapmaya? 6 yaşında başladım. Yaşında bunları. İşte o 6 yaşında başlarken amacında şöyle resim yapmak falan yoktu değil mi? Hayır, dünyayı, hayır, anlamak yok. Için. Hayır, resim mesim, ressam mesam, sil. Ben dünyamı, yani dünyamı tanımak dünyayı istiyorum. Anlamak için. Yaşadığım dünyayı tanımak istiyorum ya. Yani dokunma gücüyle görmek istiyorum, evet, daha doğrusu. Evet abi. Ve o şekiller öğrenmeye mesela diyelim bir oyuncakçıya gittik değil mi? Evet. Mesela elliyorum. Aa, bu ne kadar güzel bir zürafa. Aldım şimdi elime. Aa, bu ne kadar güzel bir zürafa. Adam, sen görüyor musun ya? Yo dedim, görmüyorum. Nereden biliyorsun? İşte ben o avucumun içine alıp bunu incelediğim için biliyorum. Yani görmeye başladım. O zaman sizin aileniz de bunu teşvik etmiş sanki. Hani sizin bu şekilde dünyayı anlamlandırmanıza yardımcı olmuş sanki, benim anladığım. Benim babam bir takım şeyler bulmaya, yani oyuncaklar, minyatür şekiller, biblolar falan bulup bana getiriyordu. Babamın çok şeyi var, desteği var yani bu konuda. Dedi ki, oğlum dedi, ben dedi görür müyüm, görmez miyim bilmiyorum ama dedi, sen dedi buna devam et, bütün dünya sana dedi şok olacak dedi. Ve hakikaten öyle oldu. Yani. Vay be. Öyle oldu. Şimdi gelelim resim konusuna. Evet abi. 12 yaşındayım. Kelebek öğrenmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Söylüyorlar şöyle güzel, böyle zarif, böyle kısa ömürlü falan filan böyle bahsediyorlar. Babam elime vermedi. Yani ben istiyorum incelemek, elime vermedi. Dedi ki, yavrum öldürürsün dedi. Onun dedi kanadındaki tüyü döksen bu uçamaz, zaten 2 günlük ömrü var. Sana dedi, ben dedi bir tahta buldu böyle. O tahtaya çiviyle kazıdı şekli. Ama baba dedim, bak bu şekli çiziyorsan sakın büyük çizme. İki avucumu koyduğum zaman iki avucumun içinde olacak kadar çiz.
çizdi ve onu ben ellerimle, aa baba ben bunu görüyorum dedim. E tamam dedi. O zaman dedim ben dedim karton alayım. Böyle yumuşak bir şeyler altına koyup acaba çiviyle bu ellediğimi, yani bunu sağa koyayım, sola acaba aynısını çizer miyim? Başladım öyle çalışmaya. İlk anın. İlk. Vay. Elliyorum böyle, çiziyorum. Ha, olmadı. Atıyorum o kartonu, başka karton koyuyorum. Ya yani bir kere de 10 kere de olmuyor yani. Doğru. Şimdi en sonunda güzel indirdim aşağı, esnaflara gösterdim. Heh. Bu nasıl olmuş? Baktılar. Aa ne kadar güzel kelebek ya. Kim çizdi? Ben çizdim. Aa. Git Allah'ın sen ya, yeme bizi ya. Nasıl çizeceksin sen bunu ya? İnanmadılar. Ya vallahi billahi ben çizdim ya. Allah Allah. Nasıl yemin edeyim? Ben çizdim. Yok dediler ya, sen bunu çizemezsin. Ya nasıl çizeceksin sen? Senin biliyoruz durumunu. Sen bunu nasıl çizeceksin? Görenlerin tepkisine göre neyi ne kadar başardığımı anlıyorum. O zaman devam ettim. Ama neler neler başladım. Öyle bir ilerlettim ki kabartma, rölyef biliyorsunuz. Yarım kabartma şey, işte alçıdan bilmem neden kabartma resimler. İşte bakır üzerine dövme resimler ve işte ne kadar kabartma elime geçen şeyler varsa hepsini incelemeye başladım. Çünkü bir manzarayı çizmesi bir görmez için olanaksız bir şey. Ama sen birisine otururken manzara, ya ne görüyorsun? İşte deniz görüyorum bilmem ne. Senin için hiçbir şey ifade etmez. Ama onun kabartması elindeyse, sen onu görene sormuşsan burası ne, burası ne, burası ne, iyicene bilmişsen, o resmi de çizmeye çalışıp örnek koyup sağ tarafına ve onu başarmışsan çizmeyi, manzara çizdin. Ama ne var? Mesela bir elma yapacaksın. Evet. Kırmızı bir elma. Hı. Yaptın. Tamam, karton üzerine çiziyordum o zaman. Kartona böyle çiviyle çizdim. Altı yumuşak şey olduğu için alta oyuk yapıyor ya. Evet. Yukarı oyuk ya da alta oyuk olması lazım çizgiler. Ya yani benim parmağımın anlayamayacağı bir şey, ben çizemem de bilmem de yapamam da. Onu ben bunu merak ediyordum. Boyuyorum şimdi. Boyadım kırmızıya. Kırmızıyı nasıl bulacağım? Beynimde renk olarak hiçbir bir şey yok. O zaman burada şunu bir sorayım. Bizim seyirciler de çok soruyor. Görme engelli de renk ne demek? Yani sen elmanın kırmızı olduğunun nereden biliyorsun ve nasıl oluşuyor sende? Yani şimdi ben şimdi ne dedim? Küçükken avucuma sığdığım şeyin rengini de soruyorum dedim ya. Evet. O zaten biliyorum elmanın kırmızısı, yeşili, alacalısı var. Aslında ama ben kırmızı elma yapmak istiyorum. Şöyle diyebilir miyiz? Ezberimde. Peki? Yani renkleri aslında görseline değil de ismini biliyoruz yani sadece. Ezbere biliyorum. Evet. Ya ağaç dendiği zaman yaprağının yeşil olduğunu biliyorum mesela. Bunu da sorarak öğrendim zaten. Tabii sorarak. Evet. Bana lacivert deselerdi ben yaprağı lacivert yapardım. Ya onu bana söyleyenin suçu. Ben anlamam. Beynimde renk olayı diye bir şey yok. Ama ne var? İstersen Braille yazı yaz uçlarına. Renk isimleri olarak anlarsın. Ya da sıraya diz, sırada anlarsın. Ben sırada yapıyorum. Çok da rahat. Halen daha tüplerimde, boya kalemlerimde sırada dururlar. Her sırada, ya yani ikincide, üçüncüde ne renk var olduğunu biliyorum. Yani her renk yeri, kaleminin tabii, yerini koyuyorsun. Belli bir yeri var yani, sıraya göre diziyorsun. Onu biliyorum. Ona göre alıp boyadıktan sonra aynı yerine koyuyorum ki tekrar kullanabileyim. Karışırsa gören biri lazım. Yani onu düzeltmek için. Onun için çok dikkatli oluyorum, karıştırmıyorum. O iki senedir benim tüpler duruyor öyle. Hiç kimseye daha... Bazen bir şeyler oluyor böyle, dalıyorum resmi, unutuyorum falan. O da WhatsApp'tan görüntülü açıyorum menajerime ya da oğluma açıyorum. Diyorum oğlum bu karıştı ya, şunu mavi yerine koyalım. Koyuyoruz yani, şimdi teknoloji güzel ya. O türlü ve ben kuru boyayla başladım. Kuru. Önce kuru boya. Sonra akrilik boyaya geçtim. Bu sefer tuval. Yani bana dediler ki, sen dediler madem böyle bir şey yapıyorsun, tuvale yap da kalıcı olsun. Bunu kim dedi mesela? Bunu benim menajerim de beraber çok insan söyledi. Yani kim rastlarsa bunu söyledi. Kartonlara yapıyordum.
Bir kere işte 6.0'da bir sergi açmıştım. 6.0 açmıştı daha doğrusu. Daha ilerleyen yaşlarda. Öyle şeyde, genç yaşlarımda. O zaman söylemişlerdi. Burada hani ben şundan merak ettim abi. Hani yine sözünü kestim, kusura bakma. Rica ederim. Hani görme engellinin en gereksinim duyduğu bir beceriyi bile kazanırken insanlar desteklemiyor. Örneğin beyaz baston kullanacak ama düşersin, edersin diye desteklemiyorlar. Bir görme engellinin resim yapmasını kim nasıl destekledi? Yani seni nasıl keşfettiler ve en büyük destekçi kimdi? Kimdi yani? Nasıl destekliyorlar? Şimdi benim destekçim zaten babamdı. Onu söyledim. Hiç kimse sen resim yapabilirsin ve herkesi şaşırtabilirsin diye değil de adam ya kafasına göre resim yapıyor, görmeyen adam ne resim mi yapabilir ya öyle filan deyip bu boşuna uğraşıyor, boş ver hani işte. Oyalansın, boş ver. Evet, bir de oyalansın gibi, öyle görüyorlardı ya. Ve ben de onları hiç takmıyordum. Ama ileride göreceksiniz diyordum içimden. Ama anladığım kadarıyla Eşref abi, baban yani buradaki en büyük güç kaynağı olmuş. Tabii. O cesaretlendirmesiyle, hı-hı, yaptığı bütün destekle aslında. O zaman ne oldu? Ben devam edeyim mi şimdi? Tabii, 12 yaşından devam abi. Ondan sonra ben akrilik boya kullanmak istedim. Sebebi, ben fırçayla boyayamam. Bir görmez fırçayla fırçaya boyayı aldın mı? Fırçayı nereye koydun? Boyandı mı, boyanmadı mı? Olacak şey değil. Parmaklarımla boyayacağım. Ellerimle boyadığım için akrilik boyada kurşun yok. Yağlı boyada kurşun var. Kurşun zamanla bana zarar verebilir diye akrilik boya çalışmaya başladım. Çünkü ellerimle boyamak zorundayım. Ama bir tuvale elinle nasıl boyayacaksın? Hiçbir yerde yoktur, bulamazsınız. Zaten ben hiçbir resim dersi almadım. Şimdi hayal gücüm çalışmaya başladı ya. O ellediğim kabartma resimlerden 50'ye artık beynimde o çizgiler hayal olmaya başladı. Bir araya getiriyorum ellediğim şeyleri, bir araya topluyorum. Ellediğim tane tane olanları bir araya getiriyorum falan beynimde. Ama aslında dokunsal canlanıyor değil mi? Yani zihinde görsel bir şey canlanmıyor sonuçta. Görsel bir şey çizgi. Çizgi. Elimle elliyorum ya, hep kabartma. Evet, o çizgiler. O renk, menk, öyle üç boyutlu renk, şey, görüntü falan yok yani. O şekilde. Şimdi önce beynime geliyor. Yani benim yaptığım olay bu. Anadan doğma görmez bir kişi olarak beynimde gördüğümü görene gösterme yeteneğini kazandım. Yani o beynimde hayal ettiğim şekli çizgi olarak yapıştırıyorum tutkalla ipleri. Ve o kuruduğu zaman astar atıyorum. Astar attıktan sonra boyaları gene aynı sırada ya, evet, hangi evet, renk biliyorum. Evet. Oradan parmağımı daldırıyorum, kırmızı elmayı hey top boyadım. Ama sol elim takip, o çizgiyi geçmeyeceksin. Sınırı geçmeyeceksin. Ve o bittikten sonra bekleyeceksin, öbür renklere geçemezsin. Birbirine karışır. Yani karıştırırım daha doğrusu. Ellerini temizleyeceksin, bilmem ne, öbür renge başlayacaksın. Zaten bizi de çizeceksin bir tane resim değil mi? Ama şimdi kırmızı elma yaptın. Bu elma yuvarlak görünmüyor. Aa, yuvarlak çizdim. Neden yuvarlak görünmüyor? Neden? Işık gölge kullanman lazım. Ne ya bu? Işık gölge ne ya? Ya ışık olmadan yani ne yapmam lazım? Bana diyorlar ki bir taraftan ışık gelmesi lazım. Mesela onu çizerek göstereyim mi? Göster abi. Çizerek göstereyim daha iyi. Hem aynen, izleyenler daha iyi anlar. Yani şimdi mesela o ışık gölge olayı bayağı aşağı algılayamaz değil mi? Ben mi? Yani bir nasıl resimde ışık gölge olayı. Yok ya, hayatta anlamam. Yani şimdi ben de önceden gördüm şimdi biraz. Siz çekiyorsunuz değil mi? Evet, evet. Çekiyorlar. Bakın bu benim kalem. Ben bununla çiziyorum. Bunda mürekkep falan böyle herhangi bir görüntü şeyi yok.
Ama bundan çizersem siz kamerayla çekiyorsunuz ya, çizdiğimi göremeyeceksiniz. Bir farkımız orada görenle. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Şunu alıyorum. Bu kurşun kalemi alıyorum. Bununla çizeceğim siz görün diye. Yani bana gerekmiyor ama peki, seyirciler normalde izlesin. Mesela hani kendi evde çizerken kurşun kalem siz çiziyorsun değil mi? Kalem malem yok bende. Bende ip var. Şu şey mürekkepsiz görme engelliler için kullanılan bir kalem var. Şimdi bakın buraya şimdi bir elma çiziyorum. Şimdi bir elma çiziyorum bakın. Şu an Altan Hoca bayağı odaklanmaya çalışıyor. Elmayı çizdim. Hem de bir oval çizdim. Yani tam yuvarlak bir elma çizmedim. Şimdi bu elma havada kalmasın, bir masa çiziyoruz. Simetrik karşısından devam ediyor masa. Kalem dalıyor şeye. Bir masanın üzerine koydum. Neyse şurada demir geldi. Olsun. Bakın şurada düz çizgi çizmek için bakın bu yöntemi kullanıyorum. Şuraya parmağımı koyuyorum, küçük parmağımı. Şunu şuraya koyuyorum. Bak. Ay kaçtı biraz. Nerede ya? Ha burada. Tamam. Bazen kaçırıyorum elimle takip etmeyince. Şimdi bu elmayı yuvarlak göstermek için ışık yapacağız. Şuraya bir projektör yapıyorum. Şuraya bir projektör yaptık. Ampulünü de koydum ve yaktım. Işık bu tarafına, elmanın soluna geliyor. Burası aydınlık olacak. Yani sana burası filan diyorum ama nasıl anlatayım ki görme engelliler işte ben izleyecek. De biraz elmanın, biraz da. Elmanın sol tarafını gösteriyorum. Evet. Işığın geldiği yeri, yani ışık biraz yukarı tarafta olduğu için elmanın sol tarafının yukarı tarafının açık renk olması lazım. Ha. Şimdi koyu kırmızı boyadım ya. Koyu kırmızı boyadıktan sonra bu kurumadan elimi siliyorum, beyazdan alıyorum. Bu tarafa karıştırıyorum kırmızıyla. O zaman açık kırmızı oluyor. Yani bu ışığın geldiği yer aydınlanmış oluyor. Ama bunun bir püf noktası var. Bu aydınlık ile karanlık geçişini yay gibi çizgiyle göstermen lazım. Düz olarak çizersen gene levha gibi görünür. Yuvarlak görünmez elma. Yani şurayı şimdi elimle bulayım. Dur. Elmanın burası. Şimdi şöyle olur bak. Şöyle olur. Şöyle. Yani elma oval bir şekilde karanlıktan aydınlıktan karanlığa geçer. Bir de bunun gölgesi var. Bu gölge de böyle olur. Bundan büyük olmaz. Çünkü küçük mü oluyor yani? Küçük olur ışığa göre. Işığın geldiği yöne. Işık aşağı indikçe bu gölge sonsuza kadar uzayabilir. Işık yukarı çıktıkça bu gölge elmanın altına kaçar. Bence hiç görmeyen bir insanın bunları anlatıyor ve biliyor olması çok ilginç yani. Evet, ben hani geçmişte daha görmüş olmama rağmen yani bu kadar ayrıntısını anlatamam da atlamam evet. Bile. Ben zaten anlamıyorum. Şimdi bu ışık da bu ışığın aşağı yukarı oynamasıyla aşağı yukarı oynar. Yani bu yukarıdaki ışığa bağlı. Bu bir mum ışığı olsaydı bu gölge hop koyu olacaktı. Koyu bir renk olacaktı. Ama bu projektörse projektörün gücüne göre gölgenin rengi değişir. Ama elma kırmızı, gölgesi kırmızı değildir. Çünkü ben kırmızı yaptım ilk ama bana çok güldüler. Ya elma yapmışsın kırmızı, yanındaki bir elma daha görünüyor. Yok o gölge. Ya olur mu elmayı kırmızı yap, gölgeyi niye kırmızı yap? Ya kardeşim kırmızı elmanın gölgesi ne renk olur söylesene bana. Hiç kimse bana şu olur diyemiyor. Kim diyebilir? Nasıl öğrendin bunları? Sorarak. Şimdi bu gölgeyi öğrendim. Kırmızıysa elma, evet. Gölge masanın örtüsü ne renkse onun koyuluğunda olur. Ama ışığın tonuyla da değişir. O başka bir şey. Şimdi bu şu masa evet Altan Hoca da bilmiyormuş bu arada arkadaşlar. Şu masa
tam bir dört köşe masa. O masanın tam ortasında duruyor elma. Bu tam dörtgen bir masa. Buna dik kentini ampul zannet şeyde, tavanda. Oradan aşağı dik baktığın zaman tam bir kare görüyorsun masayı. Ama gelip de yan tarafına oturduğun zaman uzağındaki köşeyi neden dar görüyorsun da önündeki uzantıyı, köşeyi geniş görüyorsun. İşte bu perspektif. Perspektif burada işe yarıyor. Yani bir yolda duruyorsan bir külahı düşün ya da bir çadırı düşün. Düşündün mü? Evet. Sivri uçlu bir tek çadır. Evet. Onu bir yol olarak düşün. Ortasında duruyorsun, ileriye bakıyorsun. Yolu düzse eğer yol, çadır gibi görürsün. Yani bir noktada iki nokta birleşir. Evet. Sağdaki evler aynı büyüklükte, soldaki direkler aynı büyüklükte ama uzaklaştıkça hem daralıyorlar, hem kısalıyorlar, hem de birbirlerine yaklaşarak bir araya geliyorlar bir noktada. Bunu bana öğrettikleri zaman dedim ki ya burada dedim çizgi geldi en uçta birbirine değdi. Trafik tıkandı, bu araba nasıl gidecek? Yahu diyorlar yol tıkanmıyor. Görüntü perspektif bu. Yol 30 metre geniş. Sen 300 metre hızla da gitsen, düzse yol, ne kadar hızla gitsen ileriye baktığı zaman gene aynı görürsün. Yol daralmaz. Aynı uzunlukta yol, şey genişlikte. Perspektif bu. Evler aynı büyüklükse işte ileriye doğru hem yaklaşırlar, küçülürler falan. Perspektifi böyle öğrendim. Bunu çok merak ediyorum. Bunu bilim adamları şok oldular. Önce Toronto Üniversitesi, sonra Harvard Üniversitesi. Sen gittin oralara. Tabii. Ben bir şey soracağım bu noktada. Yani sen abi babanın orada resim yapıyordun. İşte inanmıyorlardı falan. Sonra oradan oraya nasıl gittin? Kim fark etti de oraya kadar? Oraya geleceğim zaten. Ha, tamam. Benim asıl merak 30, ettiğim o. Tam seneyi hatırlamıyorum ama 30'u geçmiştir. Benim babamın dükkanında ranzada çalıştığım için oraya... Ne dükkanı vardı babanın? Babam şey yapardı, kalorifer tesisatı, su tesisatı, çatı işleri falan, saç işleri falan yapardı. Soba işi vardı. Soba da vardı. Sanki bir videonuzda öyle bir şey izledim. Her türlü saç işi yapardı. Yani sanatkardı. Şimdi John Erencel bu şeyde Boğaz'da üniversite var ya. Boğaziçi mi? Evet. Orada rektörle birlikte çalışıyordu. O uluslararası program koordinatörüydü. Rektörün yanında. Ve görme engellilere çok yardım etmeyi seviyordu. Mesela Emin Demirci'yi bile o bazı şeylerini yetiştirdi. Emin Demirci kısa pantolon giyerken. O ona işte kitaplar okuyordu, İngilizce ders veriyordu. Bilmediği şeyleri, yani görme engelliler, yani Emin Bey diye değil, kim olsa herkese destek oluyormuş. Çek Cumhuriyeti'nden bir teklif gelmiş. Türkiye'de değer, yani bir sanatçı lazım, görme engelli olacak. Festivalimize, yani ne yapıyorsa, o ne yapıyorsa o şeyini sergilemek için davet ediyoruz falan. Beni seçmişler. Altı nokta. O şeydi, Kadıköy'deki. Ben dedim yalnız gidemem ki. Ben dedim hem şeyim yok. Yani İnsan hem görmüyorum hem dilim yok. John'a demişler götürür müsün? Ama ben tanımıyorum ki adamı demiş. Benim dükkana getirdi. Emin Bey benim dükkana getirdi. Emin Bey bu arada hani izleyiciler için söyleyeyim. Emin Demirci. Kim oluyor tam olarak? Yani Altı Nokta Körler Derneği. Vallahi bir zaman başkanlık mı yaptı? Bir zaman bir şeyler yaptı. Yani ben tam olarak görevimi bilmiyorum. Çünkü çok görevlerde bulundu. Ben pek onun yani şeyleri... O dernekte... Başka bir görme engelli. Aynen, başka bir görme engelli. Evet. Şimdi, John benim resimleri görünce şok oldu. Ya kafaya takmış, ben götüreceğim onu. Çünkü iyi oldu. Gittik, bir haftadan fazla kaldık. Ben orada sunumlar yapıyorum, sahneye işte... konuşuyorum, çizimler yapıyorum, gösteriyorum bilmem ne. O da benim yanımda böyle
öyle şey yapıyor, izliyor. Türkiye'de bir dahi var. Ya bunu niye dünya öğrenmesin? Kimse diye kafaya değil. Taktı. Evet. Dedim ki John, ben ressam değilim. Resim bilgim yok. Ben dünyamı tanıyan bir insanım. Ben tanıtacağım da beni. Ne olacak ya? Hayır dedi. Sen dedi öyle bir şey yapıyorsun ki bunu bütün dünya bilmesi lazım. Ne olacak? Ben senin menajerin olacağım. Çünkü bir menajer olmazsa senin hiçbir yabancı ülkeye gidemezsin. Sana sahiplenmiş biri görünmesi lazım. Dedi, o zaman bende iş yok, ev yok, yiyecek bir şeyim yok, giyecek bir şeyim yok, banyom yok bilmem ne. Öyle bir durumdayım. Beni ayağa kaldırdı ve bütün dünyayı dolaştırdı. Ne Çin'i kaldı, ne Arjantin'i kaldı, ne Dubai'si kaldı, ne Amerika'sı, İtalya'sı, her yeri. Ve beni tanıtan odur. O Discovery Channel belgeseli, süper insanlar belgeselini yapıp da bütün dünyaya izletilince ben tamam çıktım ortaya. John Kennedy bırakmıyor. John Kennedy, ben görme engellilerin neler ne kadar yapabilir diye bir profesör bu. Uzman, tek bir uzman dünyada. Ben bu adamla bir araya geleceğim. New York'ta karşılaştık. Bir denemeler, bir şeyler getirmiş yanında. Kutular, kareler, bilmem sivriler, toplar bilmem. Böyle bir şeyin, tepsi gibi bir şeyin oturduk karşılıklı. Böyle diziyor, miziyor. Diyor ki, bu diyor dizdiklerimi diyor böyle görüyormuş gibi çiz diyor. Çiziyorum. Allah Allah diyor. Diyor ki, bu diyor çizdikler, sen şimdi bunu aynen çizdin ya diyor. Çünkü o karşı tarafta oturuyor ya. Benim oturduğum yerden nasıl görünüyor onu çiz diyor. Ama beni oraya oturtup da elimle baktırmıyor. Evet. Ben gene çiziyorum. Şok oluyor adam. Çünkü onun önündekileri ona göre sağ tarafı, sol tarafa çekiyorum. Yani ona göre beynimi alt üst etmeye çalışıyorum. Adam ağlamaya başladı. John, niye ağladın dedi. Niye ağlıyor bu adam? John da ağlıyor. Ne oldu ya? Mevlüt mü okuyorsun? Neye ağlıyorsunuz ya? Allah Allah, niye ağlıyorsunuz siz böyle? John dedi ki, bu diyor ki dedi, eşref bir tavuk şey, dişli tavuk. Yani hiç olmayan bir şey. Olmayan bir şey değil mi? Ben bu kadar senedir, bu kadar denemeler yaptırıyorum, görmezleri bu kadar. Bu böyle bir şey. Bir defa dünyada biri vardır, önüme gelecek diyordum ve geldi. Vay be. Diye ağladı adam. Ondan sonra bu sefer... Mucize hani farklı bir şey ama gerçekten çok şaşırtıcı bir şey yani. Şimdi Harvard Üniversitesi demiş ki biz onu salmayız görmeden. Boston'da biliyorsunuz o. Hı hı. Beni oraya götürdü John. Hem de dedi Eşref dedi ya sen dedi bu resmi yapıyorsun. Yok ya biri yapıyordur. Yok ya gözü görüyordu. Yok ya bilmem ne şeyleri var dedi. Biz dedi buradan dedi aldığımız zaman raporumuzu bilmem nemizi makalelerimizi araştırmadan sonra senin işin daha işin değil de yani durumun daha iyi olacak. Seni daha iyi anlayacaklar. Kabul ettim. 5-6 gün sürdü arkadaş. Ben ne bileyim o kadar MR cihazının içine girip de resim yaptırılır mı adama ya? O kadar değişiklikler. Bak kafamı bağladılar, yatırıyorlar stüdyo. Biliyorsunuz değil mi o aleti? Evet. Kafanı kayışla bağlıyor, oynatmayacaksın. Kulaklık taktılar, Türkçe konuşan Türk kız vardı. Ona da verdiler mikrofonu, beni içeri sürdüler. Tak 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 tak, dıvı 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 dıvı, tak 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 tak, dıvı dıvı dıvı, ben başta göbek atacağım neredeyse. Öyle bir ses var ki, haklı durur. Onun için Türkçe komut geliyor. Şimdi elime veriyorlar böyle bir şey, küçük bir maket. Elime bu şu lastiği götürmüştüm. Onu da veriyorlar dizim. Dizim dışarıda zaten. Ellerim dışarıda. Şu ellediğini çiz. 18 saniyede çiz. Bak 18 saniyede. Elle 18 saniyede elle 18 saniyede çiz. Elliyorum 18. Alıyorlar elimden. Bir de o hemen, yani. Heh, çiziyorum 18'den daha evvel. Tak elimden alıyorlar. Ay, 20'den fazla inanamıyorlar. Başka başka şeyler. Kayıklar, sandallar, kayık, kaşıklar, türekler, her şeyi veriyorlar. Ben hiç böyle boyutları bile aynı, üstüne koy boyut da aynı çıkıyor biliyor musun? Adamlar böyle zıplıyorlar yerlerinde, bu olacak şey değil diye. Bakıyorlar, bakıyorlar, görsel alana bakıyorlar. Lan görüş yerinde bir şey yok, sıfır. Zaten
görme tarafında özel göz makinalarına soktular beni. Beynime kaynak ışıkları bilmem ne böyle makineye dayayıp göz benim sağ tarafta var gibi ya. Evet. Sol tarafa zaten hiç ellemediler, orada bir şey yok. Sağ tarafa o ışığı vurdular. Ama ben tabii bunların görevi, onu yapsınlar, bilsinler. O kadar renkli ışıklar vurmuşlar. Ondan sonra bakıyorlar böyle ekranda, bir ortada bir çizgi varmış. Eğer o ışığın bir diremi böyle beyne gitse o çizgi hareket edermiş. Yok. Tam ölüm çizgisi. Dümdüz. Şok oldular. Ondan sonra ne çıktı ortaya? Parmak uçlarımın gördüğü çıktı. Yani görselliğe dayanan sanatı görmek olmasa da dokunma gücüyle hayal etme ve resim çizebilme yeteneğini parmak uçlarımla yapıyormuşum. Bu çıktı. Onların söylemesi ve 80 milyar belki daha çok oldu. 80 milyar insanın içinde tek. Bunu ben inanmadım. Ya git dedim ya, 8 milyar. Bir şeydir belki. 8 milyar insan için ne tok olacağım ya? Ne olmuş şurada yani, dokunarak resim yapıyoruz yani. Kardeşim ne var yani? Hiç öyle bir şey yapmıyor. Ben binlerce var, milyonlarca var zannediyor. Yok yok, araştırıyorlar, yok. Yok ya. Hala yok değil mi abi? Yokmuş. Öyle söylüyorlar. Yani benim de yani çok hani tamam, insanlar soruyor şunu yapıyorum biliyorum, görme engelliler bunu yapabilirim, ama ressamlık hakikaten başka bir şey yani. Gidip evet. De görme engelleri ressam oluyormuş kısmı çok zor yani. Eşref Arman işte dünya çapında bir tane görme engelli ressamımız, dünyada tek. Bu arada abi senin bu belgesellerin zaten her yerde yayınlanıyor. Ayrıca YouTube kanalında var. YouTube, ya bak, YouTube kanalımı yapma amacım şu. Ben ya şimdi senin yorumlar gelir. Aa bak bak, şeyi arkadaşı kullandı, kendini şeyini söylemek istedi. Bak onu söylüyor da bilmem ne diyorlar. Öyle yorumlar geliyor biliyorum. Hiç öyle bir şey zannetmeyin. Canı isteyen gelir, canı istemeyen gelmez arkadaşlar. Ya abi yani bence dünyaca teksin yani. Bence herkes gelsin yani. Gelsin yani. Ya, yok o yorumlar o yorumlar canımı yani. Sıkıyor da. Yok, yok, neyse. Ha, ben böyle şey yapmak aynen. istemiyorum ama. Kesinlikle kendi şimdi, reklamını yap abi. Aynen yani, bak, yani hak ediyorsun abi gerçekten. Canım bak, kimin ne olacağı hiç belli değil. Ben 71 yaşındayım. Ha. Maşallah. Böyle bir şey yaptım. Benden sonra ya bu adam nasıl resim yapabilir arkadaş? Bit ya Allah'ın şersen. İşte o kanala, YouTube kanalına girecek. Et Esref Armagan 9450. Heh. Tamam, biz onun linkini de koyarız. Ya neyse. Ha, linkini koyacağız arkadaşlar. Bakmıyorum fazla da. Dediği zaman benim videoların hepsi orada. Oradan bakabilir, neyi nasıl yapıyorum, ben kimim, sıfırdan başlayıp bitirene kadar bölüm bölüm şey yaptım, tablolar yaptım. O videolarda. Birden başlasın izlemeye. Sıkılır. Bir şey göremiyor. Ama ben ipi alıyorum elime, hiç ne metro, mezro bir şey yok. Alıyorum makası, tak kesiyorum, yapıştırıyorum. Alıyorum tak, hiçbir şey. Harita gibi karmakarışık bir şey. Zaten onu beyaz tuvalde beyaz ipi hiç göremiyor. O hiçbir şey anlamıyor. Ama boyamaya başlayınca, manzara çıkınca olamaz. Olamaz diyorlar. Yani şaşın. Oradan herkes izlesin diye bu videoları yaptım. Kesinlikle. Şöyle abi, mesela yaptığın sanat zaten eşsiz. Bir de sohbetin de gerçekten çok tatlı. Kesinlikle. Onun için arkadaşlar bence hayata dair, insanlara dair öğreneceğiniz çok şey var. Hepimizin öğreneceği çok şey var. Bence kesinlikle takip etmeliyiz. Şimdi ben ilk defa bu kadar. Eğer olurlarsa memnun olurum tabii. Evet, kesinlikle şimdi, takip edin. Ama kimseye bak, ben burada bu röportajı yapıyorum da oraya gelin de şey yapın filan, böyle bir şey bana öyle düşünen hiç zaten gelmesin. Yok, lazım. Biz söyledik zaten. Abi, sen bir şey demedin. Şimdi Amerika'da seni geri bıraktık. Orada ne oldu? Amerika'da tamam, dünyada işsizsin deyip hadi git mi dedin? Bak şimdi. İtalya Discovery Channel'la bizim John Kennedy beni inceledi ya New York'ta. Evet. Evet. Bir bina varmış.
600 sene evvel Filippo Brunelleschi diye bir mimar, engelli değil ama. Yani normal gören biri. Floransa meydanında, İtalya'da. Benim dediğim video, izlettirdim dediğim vardı ya. Aynen. Üç kaçışlı perspektifi kullanarak binalar yapmış. O binayı Eşref çizer demiş John Kennedy. Discovery Channel ekibi yok. Yani o Discovery Channel'ı izlerlerse var YouTube'da. O en sonda çizimi gösteriyorlar zaten. Yok, yapamaz. İddiaya girmişler. Ama ne iddiasına girdiler bilmiyorum. Bilseler ben de hak alırdım ama onu öğrenemedim. Gittik sabah erken. Kurmuşlar tezgahları. Bir masa şey böyle oturuyoruz falan, oturttular beni. Bina karşımdaymış yani. Söyleseler bakardım da hiçbir şey söylemediler. Ama beni binayı köşeleri meşeleri elletiyor böyle falan filan Kennedy. Bir şey İngilizce konuşuyor. Ben İngilizce bilmiyorum ki. He he diyorum. Ne diyor bu adam ya? Ben o binayı elleyip de o binanın şeklini nasıl bilirim arkadaş? Ben avucumun içine sığan şeyleri bilirim. İki elimin içine sığan bir şeyleri bilirim. Ama ben he he diyorum, anlayamadım. Neyse oturttular beni. John tabi tercüme ediyor bana İngilizceyi. Üç boyutlu çiz. Bir karşıdan düz bakıyormuşsun gibi, bir yukarıdan aşağı, bir de aşağıdan yukarı bakıyormuşsun gibi ayrı ayrı üç boyut çizer misin bu binayı? Çizerim dedim ama bana ne faydalı oldu biliyor musunuz? John Kennedy benim öğrendiğim ya, o binanın küçük maketini yapmış kartondan. Beni kurtardı. Onu evvelden gösterdi bana. Tüyo verdi yani. Bak dedi, bu köşeli 8 köşeden oluşan falan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayıyor böyle. Ben böyle elliyorum falan. Tamam. Hop, nereye gitti? Buldum. Şimdi ben birinciyi çizmeye başladım. Ses yok. Nasıl doldu o alan? Hiç çıt yok millet daha. Heyecanla bekliyorlar. Ben kimse yok diye bak. Yani o kadar ses yok. İkinciyi aldım, kağıdı çiziyorum. Gene bir şey yok. Üçüncüyü aldım. Eyvah dedim, rezil olduk. Anasını satayım ya. Ben ne bekliyorlar benden? Ben bu binayı çizeceğim de ne olacak ya? Son çizgiyi böyle aşağıdan birleştirince bir kıyamet koptu, bravo diye. Bravo, bravo, saldırdılar üstüme falan. O sabah da yüzümü yıkamamıştım. Ha, iyi ki yıkamamışım. Yüzüm böyle yıkandı yani. John bir taraftan aralarda kafasını uzatıyor. Çok güzel yaptın, çok güzel yaptın. O videoda görebilirsiniz. Ondan sonra Kennedy böyle ağlamaklı gene adam orada. Arkadaşlar diye bağırıyor İngilizce. Şu anda burada gördüğünüz Eşref Armağan bunu çizdi ama 600 sene evvel Filippo Brunelleschi'nin yaptığı binayı 600 sene sonra dünyada ilk kez doğru çizen adam bu adam ve şu anda gördüğünüz bu çizgiyi yaptı. Görenlerden bile çizememiş. He? Görenler de mi çizememiş? Görenler de yapamıyormuş. Yanlış yapıyor. Ya. Çünkü perspektif olayı çok enteresan bir şey. Yani senin bir bardağı eline aldığın zaman bir yuvarlak bardaktır senin için. Evet. Eğer oval ise yukarıdan dik baktığın zaman çift dairelidir. Yani aşağı daraldığı için yukarıdan dik baktığın zaman yuvarlak ağzı görürsün. Bir de dipte dibin yuvarlaklığını görürsün. Yani iki daire görürsün. Düzden baktığında iki tane çizgi görürsün. Yani tam ne yukarıdan ne aşağıdan. Biraz kafanı yukarı kaldırdığın zaman bardağın ağzı oval yuvarlak görürsün. Anladın? O binayı da o binayı da çizerken onları düşünmek gerekir. Şöyle arkadaşlar, biz bazen bir şeyler anlatırken başka görme engelleri için bir şey ifade ettiğini biliyoruz ama size soyut geldiğini biliyoruz. Ama şu andaki duyduklarımız bize de soyut geliyor. Bir görme engelli bize bir şeyler anlatıyor, bize soyut geliyor yani. Aynen, görsel şeyler ve anlatılanlar. Şimdi bir ressam, ha ben ressam değilim onu söyleyeyim, utanırım da söylemeye çünkü ressamlara, ünlü ressamlara
böyle dirsek çürütmüş, ders görmüş ressamlara ayıp. Ben ressam değilim. Ben görme engelli olarak dünyamı tanıdım, çizip boyayabiliyorum. Ama kim ressam derse serbest. Kimsenin ağzını büzmüyoruz. Peki abi burada sen onu şey yaparken kısaca şunu merak ediyoruz. Aslında anlattın da bir daha vurgulamak için. Sen dokunduklarını çizebiliyorsun. Tabii. Hayal ettiklerini değil, değil mi? Dokunduklarını hayal ettiklerini. Evvelden dokunduklarımı çiziyordum. Şimdi hayal ettiklerimi çiziyorum. Peki işte o şimdi hayal ettiklerin geçmişteki dokunduklarının evet görüntüsü. Tamam. Şimdi bir ressam burada bir şey yok. Bak dümdüz işte lastiğim burada görüyorsunuz kağıdı taktım. Hiçbir şey yani siz görmüyorsunuz ya, da. Bir dokunayım şimdi abi. Dokun. Evet. Düz bak bu da gel lastiği de dokun. Gel yavrum. Gel getir elini getir. Yani dokunun. Lastik dediğin şu altı lastik değil evet, mi? Evet lastik bu lastik. Ayşe de dokunmak istiyormuş abi. İzin veriyor musun? Dokun tabii da. Dokun kız. Nasıl sana izin ver? Ya bana dokunmuyor. Lastiğe dokunuyorsun işte dokun. Bir dakika. Neredesin? Bir dakika geliyorum. Abi. Şunu bas. Üstünde kağıt var altı lastik. Tamam mı? Altının lastik olması koymaması için. Hayır bak. Bu lastiğin özelliği ben kalemle çizmeme gerek yok. Şu mürekkepsiz kalemim var ya. Evet. Onunla çizdiğim zaman ben görebilirim. Yani bütün görme engelliler görebilir. Yani sizin için bu. Bizim için. Bunu nasıl nereden buldun? Amerika'dan John getirdi. Hı. Şapkam da bilmiyorsunuz da şapkam da Texas şapkası. Şapka hep takıyor mu hakiki, abi? Hakiki tabii. Bu benim şeyim oldu artık. Bu şapkayı ya bir yere gittim ben gidemiyorum şapkayı gönderiyorum. Ya çünkü ben şapka olmazsa beni tanımıyorlar. Çizince mesela şimdiki kağıttan hissedeyim mi? Şimdi dümdüz bir kağıt bu. Tamam şimdi otur senin şimdi o çizgiyi ben size bakalım. Göstereceğim şimdi. Tamam. Bir ressam hiçbir şey tuvalde yokken göremiyorsa resim yapamaz. Ama ben şimdi görüyorum şu anda. Beynimde o yapacağım şeyi şu anda görüyorum. Gördüğüm için bu kağıda yani tuvale diyelim aktaracağım gördüklerimi. Şimdi başlıyorum. Önce ellerimle kontrol ediyorum neresinden başlamam lazım. Şimdi resim yapmaya mı başlıyorsun? Şimdi başlıyorum şöyle hani fazla uzun süren bir şey yapmayacağım da. Ne resmi yaptığını yani, en son millet görünce anlayacak. Tabii sen tamam. Görünce anlayacaksın. Ben anlar mı bilmiyorum. Hadi bakalım. Şimdi başlıyorum çizmeye. Bak aynı zamanda ben konuşurken de çizim yapıyorum. Hı. Evet onu bu etkilemiyor değil mi önceden? Aynen biz acaba şey dedik hani aynı anda çizer mi ayrıca resim Yok konuşurken çizerim hiç fark etmez. Bak şimdi mesela burada bir yaprak var. Hiç yaprağın üstünden atma arkadan geçiyorum. Kameraman da şaşırdı. Bu nasıl kör ya? Allah Allah. Parmak uçlarının bu kadar hassasiyeti ama çok iyi. Recep sizinkiler bu kadar hassas. Yok abi biz kör değiliz. Heyecanlıyız. Aynen. Heyecanlı bekleyiş. Şimdi hanginiz bakmak istiyorsanız Recep bir bakayım. Bak bakalım şimdi. Vallahi abi kabartmam bir şeyler var da ben bunu zaten anlayabilsem. Şimdi bakın bu onun ne olduğunu anlamanız için o şekil sizin beyninizden çıkması lazım. Sizin beyninizden değil benim beynimden çıktığı için senin için anlamlı bu. Siz ne olduğunu gören biri size anlatması lazım. Ama
Şimdi gören bir kişi olarak söylesene nereye dokunduğunu, neye dokunduğunu. Şimdi getirelim de. Şurası yaprak. Ama bunu ben mesela o kadar iyi hissedemiyorum. Dur, ben nasıl hissedemiyorsun? Yani şöyle orada şeyler hissediyoruz da. Şurası yaprak, bak şurası. O kabartma olmasa. Çiçek. Kabartma. Bak şu kuş. Şurası gagası. Şurası gagası. Şurada çiçek var. Şurada bir çiçek. İki, üç. Şu çiçeğin dalları. Bir de istersen sen de gel. Abi ben işte anlayamadım ki öyle. Bak, şurası yaprak. Şurası dış, çiçek. Dış çizgiyi takip ettik. Yani dış çizgiyi takip ettik. Ve bir elinden anlayamazsın. İşte biz de o iki elle yazıyı okuyorsun ya. Hı-hı. İşte o da görmektir. İşte yani bunun da ayrı bir eğitim var aslında. Dokunma şeyi ama şu an için arkadaşlar bizim için bir şey ifade etmiyor çünkü Yeşif abinin dediği gibi ayrı bir şey yani lazım. Evet onu hissediyoruz ama bizim işte burada ne var desen yıllarca baksak anlayamayız. Eşref abi bize şimdi benim parmaklarım şey. Hassas ya. Evet. Benim parmaklarım hassas olduğu zaman bunu tabii ben hissedebiliyorum da sizin hissedebileceğiniz gibi mesela kuşu hissedebileceğiniz şekle getireyim ve boyayayım. Hı-hı. Tamam. Tamam mı? Ama şimdi bunu Atan hocam gören herkes burada yaprak, işte dal, ağaç, kuş olduğunu anlar değil mi? Tabii canım, çok bak belirgin. Sen çok şimdi belirgin. Böyle çektin mi? Çektim. Tamam. Çok belirgin. Nasıl sence? İlk çizilmeye başladığı zaman zaten ne olduğunu anlamıştım. Ya daha doğrusu ilk çiçekle başladı ya. Hmm. O zaman kalem yırtıyor da kağıdı. Çiçekli, böcekli, kuşlu falan bir şey çizileceğini anlamıştım. Kalem yırtıyor kağıdı da ondan fazla bastırmadım ben. Tamam. Ama dur ben size daha şey yapacağım onu. Geçen sizin şeyinize bayıldım. Allah o yoldan geçerken kravatından tutup da adamı çekmesi var ya. Şu Bekir'le şey çektik ya. Aynen. Köyümüze ya, gelen komik. Ona ya öldüm demeyeyim çünkü burada röportaj yapamayız. Ya bayıldım desem o da olmaz. Ya çok hoşuma gitti o espri. Şimdi biraz daha böyle belirgin yapmaya çalıştım. Kuşu. Bakın bakalım. Ben bakayım. Aşkım pardon seni biraz şey yaptım. Estağfurullah. Kuş, aa, şey, yok kuş şurada. Hangisi? Biraz, yanlış. Yanlış. Dur şimdi ama. Şu gagası mı? Bak evet. Anlayacağım işte. Bu gagası. Bu kafası. Gözünü bul. Göz önemli. Kuş nerede bitiyor? Sen kuşu gözünden tanır mısın? Hadi hocam. Ha bu kuyruğu mu şurası? Evet, sen şimdi gagayı buldun mu? Gagayı buldum. Gözü bulman çok kolay. Şurada. Evet. Orası şey kafası biraz aşağıya. İskeleyi bulduysan vapura da binebilirsin. Göz burada değil mi? Göz mi? Bak göz tam şurası. Tamam. Bir dakika. Şu göz. Evet o göz. Yani çok ilginç çizerken. Bir de bir bakayım. Aa. Benim de denemen lazım böyle şeyler. Evet, hayatta yapamam lazım. Hadi baba. Ayşe gerçekten çok... kuyruğunu hadi hocam. Kuyruğunu, gözünü, gagasını her şeyini tanıyorum. Ya ben bir dönem bak, şey yaptım. Şimdi şurası değil önce, mi? Önceden işte görüşü olan değil mi? Görme engelliler olsa, bazen şanslılar bu yönde. Ama mesela Recep'in önceden görüşü var. Benim yok. Ben anladım. Gagası bak burası. Şurası bak kuyruğu. Şurası. Şu sırt tarafı. İşte ben aşağı kadar bunu anlayamıyorum biliyor musun? Önceden görmeme rağmen. Boyama işini anlattım. Heh, evet. Yalnız burada çantaya şimdi bunu avuçladım, attım. Ben şimdi bu rengin hangi sırada ne renk bilmiyorum. Yani bunu kullanma şansım yok. Şimdi gören biri gelsin, şunları söylediğim gibi dizsin, ben kullanmaya başlayayım. Şimdi bu kırmızı o zaman. Bu mavi. Bu mu kırmızı? Kırmızı bu. Heh. Mavi, yeşil. En son yeşil. Şimdi. Burada benim için kullanmak için hiç problem yok. Hani renkleri nereden biliyor da nasıl boyuyor da ben gülüyorum bazen böyle söyleyenlere. Şimdi mavi bir kuş yapacağız. Şuradan maviyi aldım. Tamam mı? Şimdi maviyi aldığımı biliyorum. Evet.
Maviyi şimdi burada boyuyorum. Bak şimdi maviye başlıyorum. Bunu dizmek yerine bireyin kabartma yapamıyor musunuz? Ya ben öyle de oluyor da kalem kırılıyor, kalem değiştirmek icap ediyor, bilmem ne oluyor falan. Yapıştır daha çöz, olur. Yapıştır çöz. Bana daha şey gelin. Şimdi bu kalem boyamada bir dikkat edilecek bir şey var. Kalem ucuyla boyadığın için aralık bırakma şansı oluyor. Yani tam kapatamazsın. Yani görmeyen biri için biraz kontrol etmek zor. Ben de ne yapıyorum? Bir kere sürdüğüm yere bir daha. Ya birkaç kere sürüyorum yani. Ne yapayım şimdi? Doğru. Şimdi sürüyorum bakın böyle. Şu kanada geldim. Bak kanada geldim. Bak şu kısmı şimdi kamera görüyor. Tamamen boyadım. Bakın hiç sınırı aşmadan. Tamam mı? Oldu mu kameraman? Oldu mu? Şuradan şimdi ne yapıyoruz? Siyahı alacağım. Bak bunu şimdi aynı yerine koymam lazım. Siyahı alacağım şimdi buradan. Bu değil bu. Siyahı aldım. Şimdi buraya bir göz koyuyorum. Yani göz koyuyorum deyince kuşa göz koymuyorum. Yani kafasına göz koyuyorum. O da olmadı. Niye göz koyuyorum ben ya? Gözün değmez değil mi abi? He? Gözün değmez değil mi insanlara? Yok o kadar uzun değil ya. Hep merak ediyorlar. Sen resmi bıraktın. Ya sonra bıraktığın yeri nasıl bulup da devam ediyorsun? Ya bundan kolay ne var? Zaten nereye çizdiğini biliyorsun. Çünkü bu çizdiğim şeyler zaten kabartma. Atın hocam. Evet arkadaşlar gerçekten bilmiyorum bana göre mucize gibi bir şey izledik şu an hep beraber. Çok memnun oldum ben Eşref abiyle tanıştığıma. Hep tanımak istiyordum zaten. Gerçekten böyle hayatımda önemli bir fırsat olarak görüyorum ben bunu. Katıldığın için çok teşekkür ederim Eşref abi. İnşallah bundan sonra da katılırsın. Tekrar video isteyen arkadaşlar mutlaka yorumlara yazsınlar. İnşallah. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, farkındalık için çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Ama bugün unutmamanız gereken en önemli şey arkadaşlar Eşref abiyi takip etmeniz. Aynen. YouTube kanalını. Kesinlikle bizim videomuzu paylaşmadan önce, her şeyden önce Eşref abinin kanalını takip edin. Çok mutlu olduk. Ben şunu söylemek istiyorum sadece bitirmeden. Biz hep bu aslında bir Süleyman Akbulut vardır. Onun sözü aslında. Şöyle söyler. Biz fonksiyonlarımızı yani işte görme fonksiyonuyla görme yeteneğini hep birbirine bağlı düşünürüz. Ya da işte ya bir kişi gözleri işlevini yerine getirmiyorsa dışarıda yürüyemez deriz, resim çizemez deriz. İşte, ya da işte bir kişinin bacakları fonksiyonunu yerine getirmiyorsa o tekerlekli sandalyeyle de mesela hareket etme yeteneğini kullanır. Ama biz hep bunları birbirine bağlıymış gibi görürüz. Aslında görmek sadece gözlerle yapılan bir şey değil. Bence bunu görmüş olduk. Yani sizin görme işlevinizi göz organınız da yerine getirebilir. Parmak uçlarınız da bazen yerine getirebilir. Bunun bir örneği bence Eşref abi. İnşallah doğru ifade edebiliyorumdur. Tekrardan teşekkür ediyorum. Şunu sana hediye etmek istiyorum. İmzamı attım ya, oraya. Çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için unutulmaz bir an şu anda. Yani burada yaptığımız biraz şey yani tam böyle dört dörtlük bir şey tabii olma imkanı yok ama bu kadarını yani yaptık benim işte. Benim için çok çok değerli gerçekten. Hayatımda aldığım en değerli hediyelerden biri oldu şu anda. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bana da bu imkanı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Sağ olun canlarım benim. İnsan önce kendini kabullenecek,
ben bunu yapmak istiyorum isteğiyle başlayacak, şükürcü olacak, beynini iyi kullanmayı bilecek, başaramayacağı hiçbir şey yoktur diye düşünüyorum.